Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Harika bir ana yemek tarifiyle yine karşınızdayım. Bugün tavuk pişireceğiz. Beyaz et her zaman en fazla tercih edilen etlerden bir tanesi. Izgarada, fırında ya da haşlayarak birçok çeşidini yaparız. Ama ben bugün sizlere özel sosla hazırlayacağım ve özellikle akşam yemeğinde gerçekten ana yemek olarak ikram edebileceğiniz bir tarifiyle geldim. Öncelikle 3 adet tavuk göğsüm vardı. Ortadan 2'ye açtım. Kesme tahtası üzerinde bu işlemi yapmıştım. Daha sonra tavuklarımın üzerine bir streç filmle kapattım. Ve ben et çekici kullanıyorum ama yoksa eğer siz sert bir cisimle de bu işlemi yapabilirsiniz. Daha fazla inceltmeye çalışıyorum bu sayede. Gördüğünüz gibi daha ince haldeler, şu anda pişmesi daha kolay olacak. Yine her zaman yaptığım gibi ben beyaz eti önceden baharatlamayı ve tuzlamayı çok seviyorum, hiç ocağa almadan. Çünkü baharatlar tamamen içerisine işliyor bu sayede. Biraz tuz, karabiber, kırmızı biber, kekik, pul biber. Gördüğünüz gibi bol miktarda üzerine sürüyorum. İsterseniz elinizde biraz da yaydırabilirsiniz. Her iki tarafına da göğüslerin bu işlemi uygulayabilirsiniz. Baharatlar zaten tavuğa çok fazla yakışıyor. Bu hali bile inanın iştah arttırıyor diyebilirim. Özellikle diyet yapan arkadaşlarım varsa gerçekten tavuk besin içeriği anlamında çok değerli. Çok da kolay sindirilebilir bir protein kaynağıdır. Kilo yönetimini çok iyi sağlar. Tabii aynı zamanda kalp sağlığı için de gerçekten çok yararlıdır. Aslında bağışıklık sistemi, cilt sağlığı, bunların hepsinde çok etkilidir. Saymakla bitmez. Ben en başlıca olanları size aktarmak isterim. Bu arada fırın tepsimin içerisine bir yağlı kağıt yerleştirdim. Üzerine de tavuklarımı koydum. Şimdi ise bir adet domatesim var. Kabuklarını soydum ve küp şeklinde doğruyorum. Ayrıca bir kaseye domateslerimi alıyorum ve bir adet soğan kullanacağım. Soğanlarımı da gördüğünüz gibi doğramaya başladım. 2 adet de haşlanmış yumurta kullanacağım. Bunu da bir taraftan soğanları ve domatesleri hazırlarken kaynatıyorum. Ayrı bir kenarda ikisini birleştireceğim. Sonrasında da 2 adet haşlanmış yumurta kullanacağım. Haşlanmış yumurtalarımı da rendenin iri tarafıyla gördüğünüz gibi rendeliyorum. Şu anda protein anlamında oldukça zengin bir yemek hazırlıyoruz. Çoluk çocuk herkesin çok seveceği, sevdiklerinizin, ev halkının gerçekten bayıla bayıla yiyeceği harika bir tarif. Bu arada yumurtalarımı da ayrı bir kaba aldım. Üzerine bir miktar karabiber ilave ettim. Ve tavukta sarımsak mutlaka eklemeye çalışıyorum. Çünkü çok güzel lezzet veriyor. 2 diş de sarımsak. Onun da üzerine yemek kaşığıyla 2 yemek kaşığı da mayonez ilave edeceğim. Ve bir miktar da tuz, sizin isteğinize bağlı miktar. Hepsini, bütün malzemeleri karıştıracağım. Bu karışımın üstüne yeşillik de gerçekten nefis olur. Evinizde ne varsa, semizotu olabilir, maydanoz olabilir, taze soğan olabilir. Hepsini ilave edebilirsiniz. Varsa hepsinden birer parça da ilave edebilirsiniz. Gerçekten biraz yeşillik inanılmaz değiştiriyor yemeğin lezzetini. Şimdi tavuk göğüslerimin üzerine kaşık yardımıyla hazırladığım harçtan parçalar halinde koyuyorum. Tavuğumuzu da daha fazla lezzetli hale getirmiş oluyoruz. Böylelikle tam bir lezzet şöleni haline getiriyoruz şimdi. Tüm tavuk göğüslerimde aynı işlemi uyguluyorum. Ve olmazsa olmaz tabii ki kaşar, isterseniz çedar da kullanabilirsiniz. Evinizde hangisi varsa o kısmını size bırakıyorum. Rendelediğim peynirlerimi diğer malzemelerin üzerine şimdi yine yerleştiriyorum. Ve fırına girmeye hazır olacak tepsim az sonra. Sadece 180 derecede 25-30 dakika kadar pişirmeniz yeterli olacaktır. Lokum kıvamında harika tavuklar, yanına hiçbir şey istemez. Garnitürü de içerisinde. Hepinize şimdiden afiyet olsun. Daha fazla sağlıklı ve lezzetli tarif için de lütfen kanalıma abone olmayı da unutmayın. Hoşça kalın.